bir öncekinde de söz verdiğimiz gibi bunu daha çok modern Counter Strike'larda, CSGO'larda ve minimum oyunlarda biz Türk silah severlerin ancak görebildiği, herhalde ilk de benim YouTube eski YouTube videolarında denk geldiğimiz Scar Long. Efe'nin muhteşem bebeği. Evet. Efen Herstal Belçika yapımı Scar 17S Heavy 762-51. Gökhe bunun üstüne tabii ki daha bir beni eklememiş. Üstünde bomba atarından. Üstünde 37 mm'lik grenade launcher var. Gerçek grenade launcher yani. Grenade atıyor arkadaşlar. Ondan sonra ön tarafında Vortex'in yeşil ve kırmızı dot sistemi. Arkasında Vortex'in yine 3 magnifier'ı var. Onun dışında ön ve arka rear sight, front sight, pop-up rear sight, pop-up front sight. Var. Ondan sonra yine AR-15'lerde M16'lerdeki gibi operasyonu aynı. Magazine release button burada. Öbür tarafında safety'miz yine baş parmağın orada. Bolt release, bolt lock yine aynı. AR-15, M16'lardaki gibi. Magazin mekanizmayı düşürmek için. Mekanizmayı düşürmek için. Reciprocating charging handle dediğimiz bu charging handle burada. Bu aynı zamanda yine tabordaki gibi hem sağa hem sola alınabiliyor. Bunda herhalde bu var. Galiba çekip öteki tarafa takıyorsun değil mi? Evet. Bunu. Bu sistemi de Derya'da yeni MK12'sinde kullanıyor sağ sola için. İsterseniz kurma kolunu sağa, isterseniz sola takabiliyorsunuz Scar'da da. Ondan sonra teleskopik 6 buttstock biraz zor böyle çıkıyor ve tekrar 6 uzatma diyelim biz ona. 6 tane buttstock ve ayrıca burada cheek piece'imiz, cheek yanak yükseltme cheek aparatı var ki bunlar ve aparat değil, kendi orijinalinde geliyor. Ve diğer bir hikayesi katlanır dipçik. Peki, bunda katlanır dipçikte atış yapabiliyor musun katlı haldeyken? Yaparsın. He, bunda mekanizma o zaman geri gitmiyor. Bunda da AK mantığı şeyin üstünde gibi opera şimdi ediyor. Şöyle yatır istersen, herkes görsün. Şimdi mekanizma şu kadar. Şimdi AR-15'lerde spring'i dipçiğin içerisinde. Ama burada dipçiğin içerisinde bir şey yok. Evet. Bütün mekanizma tek bir blok halinde burada olduğu için şimdi aslında bunu tekrar koyalım. Şunu release yapalım. Tetiğimizin boşluğunu alalım. Şimdi şu pinimizi buradan çıkartıyoruz. Evet. Bomba atarım var senin burada bir de. Ve gördüğünüz evet gibi asıl mekanizma buradan böyle çıktı. Bu Scar'ın alt mekanizması. Alt mekanizması. Bu da şu anda ne yazık ki övünerek söylemek istiyorum. Türkiye'de bir ilk arkadaşlar. Scar'ı söküyoruz. Var mı ötesi? Şimdi bu tetik mekanizması. Bu gördüğünüz gibi dipçiğimiz. Onlar çıktıktan sonra tetik mekanizmasındaki yaya bakar mısınız? Şimdi içerisindeki yayımız şöyle. He, tabii bunlarda dipçikte yay olmadığı için dipçik katlı bir şekilde kendi gayet rahat bir şekilde ateşleyebiliyor. Herhalde şunu çıkartman lazım bakayım. Bir dakika, onu hem şimdi şuradan çıkartacağım. Şimdi bu da böyle çıkıyor ve gördüğünüz gibi bir Scar'ın içerisindeki blok. Boltumuz böyle olduğu gibi komple bir mekanizma. Şimdi bu zaten ben böyle tuttuğuma bakmayın. Bu aslında çok ağır bir mekanizma. Bakmak istiyorum. İlk kez elime alacağım. Mekanizmayı. Pislik yapmayın. Evet. Olayı bu. Yine döner kafa. Evet. Buyur. Sen devam et. Ben sadece bakıp döner kafa diyebildim. Evet. Bu mekanizmayı böyle olduğu gibi tekrardan içeriye koyuyoruz. Charging handle'ımızı koyduktan sonra
ileri alıyoruz. Yayı, mekanizmayı çalıştıran yayı. İçerisine yayımızı koyuyoruz. Yalnız dipçik sökmesi ne kadar kolay ya. Dipçiğimizi koyuyoruz. Sadece aşağıya doğru yani. Evet. Hani herhangi bir vide falan filan onu yok. Şey yapayım. Dipçik. Aşağıya doğru kaydır, dipçik çıkıyor. Çıksın. Yukarı doğru dipçik takılsın. Şeydeki mantık birazcık M16'ların öndeki pin mantığı. Sadece tek bir tane pin var. Arkada pin yok bunlarda. Şimdi tetik mekanizması, şimdi esas şeyi burada. Tetik evet. Mekanizmasını koymadan evvel tetiği yatırıyorsun. Yatırmanız lazım. Yatırdıktan sonra senin tabi bomba atarın. Her ne kadar birazcık zorluk da çıkarsa. Evet. Evet, böylece koyup tekrar pinimizi bastırıyoruz. Bu kadar. Ve hem Scar Heavy'si hem Scar Light'ı. Light'ı evet. 5.56 atıyor. Bizdeki olan Heavy'si 7.62 atıyor. İkisinin de hem kısası hem uzunu mevcut. Biz uzun aldık. Evet. İyi yapmışsın. Çünkü kısaya susturucu taktığın zaman daha iyi bir randıman alıyorsun. Ama biz susturucu takmak istemedik ki sesi ne evet. Duyalım diye. Onun için hikayesi zaten sesini duymakta. Bu arada 7.62 diyoruz. İlla ki bilenleriniz vardır. Bilmeyenler için söylüyorum. 7.62 yani bu AK ile aynı mühimmat atmıyor. AK 7.62-39, Scar 7.62-51 arkadaşlar. Böyle de bir dip bilgi verelim. Scar çok yakışıklı bir tüfek. Yani alttaki bomba atar olmasa da çok yakışıklı bir tüfek. Bu arada şey ekleyelim. Scar ne demek? Scar'ın açılımı nedir? Nedir? Scar, şöyle yapalım. Söylemeyeyim. Scar'ın açılımını yapana TT Tactical'ın tişörtünü hediye ediyorum. Aşağıya Scar'ın açılımını ilk yapan arkadaşa TT Tactical'ın tişörtünü hediye ediyorum. Bu da bizden. Vallahi benim şeyim yoktu, Böke'den doğdu. Bu da bizden size böyle güzel bir hediye olsun. Ben de bilmiyorum. İlk ben yaparsam tişörtü ben kaparım. Hızlı olun. Bir diğer Belçika yapılı ama Amerikan ordusunun envanterinde bolca bulunan FN Herstal Belgium Scar 17S 7.62x51 tüfeği inceledik. Bir sonrakinde başka bir hayal ürünü. İnanılmaz. Attım mı tüyleri diken diken eden, ilk attığımda sanki koltuktan acaba düşer miyim diye düşündüren hayvan gibi bir şeydi. Barrett M99'u inceleyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Biliyorsun Scar'ın ne olduğunu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyordum.